Aksaray'a gideceğiz. Yerel yönetimlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. A Haber ekibinden Emirhan Ergen'in yanında Aksaray Belediye Başkanı var. Yerel seçimlere artık çok kısa bir süre kaldı. Biz de A Haber ekipleri olarak belediyelerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün yanımızda Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı var. Kendisiyle Aksaray'da devam eden projeleri ve hedefleri konuşacağız. Efendim öncelikle yanımıza hoş geldiniz dileyelim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi bu dönem aslında sizin ilk döneminiz. Neler yapıldı bu dönem? Hemen onlardan bahsedersek. Tabii öncelikle sözüme şehitlerimizden başlamak istiyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Ama onlar var ki bizler burada rahat nefes alabiliyoruz, işlerimizi yapabiliyoruz. Onların kanını hem yerde bırakmayacağız hem de daha güzel çalışmalar yaparak onları gururlandıracağımızı söylemek istiyorum. Ardından da sizlerin bahsettiği gibi benim ilk dönemim, göreve başladı 4,5 seneyi tamamlamış olduk. İlk başta şehrimizi biliyorduk, şehrimizi tanıyorduk. Dolayısıyla vatandaşlarımızla beraber de oturarak, konuşarak şehrin önceliğini çıkarttık. Ve bu önceliklerin de sıralamasına göre bir çalışmanın içerisine girdik. Yaklaşık 100'ün üzerine proje açıklaması yaptık ve Rabbime hamdolsun %90-95'ini tamamlamış durumdayız. Nelerden başladık? Birincisi, en önemli gündem konumuz su konusuydu. Su ile ilgili bölgenin en kurak bölgelerinden bir tanesi Aksaray'ımız. Dolayısıyla bir tane de su kaynağımız vardı. Biz bu su kaynağını daha da geliştirip, güzelleştirerek hedefimiz çeşmesini açtığı zaman Aksaraylı hemşehrilerimiz kaliteli suyun çeşmelerinden akmasıydı. O zamanki bakanımız Sayın Veysel Eroğlu ile beraber başlatılan bir çalışma, Rabbim nasip ederse 2019'un ilk aylarında tamamlanmış olacak. Bu tamamlanmasıyla beraber de içme kaliteli bir suya kavuşmuş olacağız. 4,5 yıl önce başlayan bir projeydi. İnşallah tamamlanıyor. Ardından sanayi projemiz bizler için önemli bir projeydi. Sanayi projemizde de mevcuttaki bulunan yerlerde esnaflarımızla oturduk, istişare ettik. Dedik ki sizlere daha güzel bir imkan sunalım, daha güzel bir ortam oluşturalım. Burada hizmet etmek ister misiniz? Onlar da kabul ettiler ve 100 metreden 500 metreye farklı boyutlarda çalışmalarımıza başladık. Tabii istediklerinin ikinci noktası şuydu. Bunları kira öder gibi ödeyerek yer sahibi olmak istiyorlardı. TOKİ ile konuştuk. TOKİ işbirliği ile beraber gerçekleştirdiğimiz bir proje oldu. Çalışmalara başlandı. Temeller atıldı. Kolonları yükseliyor. Ve 2019'un sonuna doğru tamamlanacak. Ve şehrin muhtelif yerlerinde yapmış olduğumuz gerek ulaşım anlamında, gerek yol anlamında, gerekse yapılar anlamında, binalar anlamında birçok çalışmalarda imza attık bu arada. Peki şimdi birçok proje var ama ben aslında bu Türkiye'nin en büyük sanayi projesini biraz açmak istiyorum. Çünkü Türkiye'nin en büyüğü olma niteliği taşıyor. Biraz bu projeden bahsedebilir miyiz acaba? Tabii Türkiye'nin en büyük sanayi projesi TOKİ'nin yapmış olduğu en büyük sanayi sitesi bu. 1620 tane dükkandan oluşuyor. Esnaflarımızla yaptığımız görüşmelerin neticesinde çıkan bir çalışma oldu bu. Geçen sene itibariyle ihale süreci, sonra inşaata başlama süreci devam etti ve esnaflarımız şu anda ödemelerine de başladılar. Az önce de belirttiğim gibi 2019'un sonunda inşaatlar tamamlanması hedefleniyor. Ama vatandaşlarımız, esnaflarımız 10 yıl vadeyle ödemelerini gerçekleştirmiş olacaklar. Peki hemen içme suyu sorunu vardı aslında Aksaray'ın. Bu da sizin döneminizle birlikte aslında çözüme kavuştuğunu söyleyebiliriz. Bu projenin getirilerinden bahsedebilir miyiz? Vatandaşlar tarafından nasıl karşılandı Aksaray'da? Evet, özellikle şunu söylemek istiyorum. Bizim sözümün başında da söylediğim gibi tek bir kaynağımız vardı. Yeni bir kaynak bulma arayışına girdik. Hasan Dağı bizim en büyük dağımız ve su depomuz aslında. Dolayısıyla oradaki menba suyu kalitesindeki ve yerin altına depolanmış suyu şehrimize iletme projesi bu. Kısa, orta ve uzun vadede yapılan projenin kısa ve orta vadesi şu anda tamamlanmak üzere. Rabbim nasip ederse 2019'un ilk aylarında kaliteli suya kavuşmuş olacak inşallah vatandaşlarımız. Peki hemen şunu sorayım. Şimdi kentsel dönüşüm aslında Aksaray için de çok önemli bir konu. Sizin bu konuda göreve geldiğiniz ilk günden bugüne attığınız çok önemli adımlar var. Kentsel dönüşüm konusunda şu anda Aksaray ne noktada? Tabii öncelikle şunu yapıyoruz biz. Hangi proje olursa olsun yapacağımız projeyi kim yararlanacaksa, kim kullanacaksa bir kere onlarla birebir görüşme içerisine giriyoruz. Şehrimizin hemen içerisinde eskiden terminal olarak kullanılan bir noktamız vardı. Oradaki esnaflarımızla birebir oturduk, konuştuk. Dedik ki size yepyeni bir yer yapalım. İçerisinde dükkanlar olsun, ofisler olsun. Bu alanın içerisinde de tabii yüksek değil de yatay şehirleşmeye önem veren bir çalışmanın içerisine girelim. Karşılıklı görüşme ve konuşmaların neticesinde inşaat başlandı, şu anda tamamlandı ve bitti. Kullanıma başladılar ve çok memnun bir şekilde ayrıldılar. Yine sanayi projesi yeni yerine inşallah taşındıktan sonra mevcut yeri tamamen değiştirerek
Orada yepyeni bir şehri inşallah inşa etmeyi planlıyoruz. Yine şehrimizin muhtelif yerlerinde istek doğrultusunda, talepler doğrultusunda ve oradaki vatandaşlarımızla birebir görüşerek onları hoşlanacağı bir projeyi imza atmak suretiyle de çalışmalarımız devam etmekte. Peki hemen şunu sorayım. Aslında kadınlara yönelik de birçok projeniz var. Aslında bu yönüyle de Türkiye'de bir ilk olma özelliği de gösteriyorsunuz. Örneğin Kadın Aktivite Merkezi. Bu tabii Aksaray'da yaşayan kadınlar için çok önemli bir merkez. Kadın Aktivite Merkezi'nin başlangıç süreciyle ilgili ve şu anki durumuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, şunu söylemek istiyorum. Yine seçim gezilerinde, daha sonraki mahalle programlarında benim yapmış olduğum bir çalışma vardı. Bu çalışmada vatandaşlarımıza sorular iletiyoruz. Diyoruz ki biz yeni bir projeye imza atmak istiyoruz ama bunları siz kullanacaksınız. Sizler bizlerden ne istersiniz, neyi talep edersiniz? Kadınlarımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde içerisinde havuzu, hamamı, spor aletlerini, sportif aktivitelerini yapabilecekleri ve aynı zamanda el işi, göz nuru, emeklerini gerçekleştirebilecekleri dershaneler, yerler istediler, sınıflar istediler. Ve biz bunu aslında mimarisini hep beraber çizmiş olduk. Uygulamasına geçtik ve şu anda 2 sene oldu çalışmaya başlayalı. Kadınlarımız çok memnun ve o kadar güzel talepler gelmeye başladı ki aynısını şehrimizin muhtelif yerlerinde yapmaya başladık. Bir tanesinin %70'i inşaat aşamasında bitmek üzere inşallah. Önümüzdeki senelerde de hedeflerimizden bir tanesi de bu tip aktivite merkezlerini yapmak. Kadınları konuştuk, gençleri de konuşmamız lazım aslında. Gençlere dönük Aksaray'da yürütülen projeler nelerdir? Aktivite merkezleri mi yoksa daha kültürel ve sanatsal aktiviteler mi? Neler söylemek istersiniz? Şimdi gençlerimiz, biz üniversitemiz çok genç bir üniversite. 2006 yılında kuruldu. Şu an itibariyle 26 bin tane öğrencimiz var. Ve bunlar Türkiye'nin dört bir tarafından gelen kardeşlerimiz. Onlarla oturup konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Bizden ne istiyorsunuz? Bu şehirde yaşarken, bu şehri kullanırken, bu şehrin birçok noktasına varırken, iletişim kurarken neleri bizden talep ediyorsunuz diye konuşmalarımızın neticesinde bizlerden özellikle bir gençlik merkezi talebi çıktı. Biz onlarla beraber yine kadınlarımızla yaptığımız gibi projeyi ortaya koyduk. Beraber içerisindeki fonksiyonları ayarladık. Planımız şu anda bitti. İnşaat aşaması başladı. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlanıp gençlerimize hediye ediyoruz onu da. Yine üniversite ve lise öğrencilerimizin rahat kullanabilecekleri fonksiyonları kendilerinin belirlediği alanlar. Yine gençlerimiz için yapmış olduğumuz festivaller. Onların da kendi bütçelerine katkıda sunabileceği yeni ekstra çalışmalarla gençlerimizin Aksaray'da mutlu olacağı bir şehri hep birlikte oluşturuyoruz. Başkanım, şimdi sizin alt geçit projelerine çok önem verdiğimi, evet, verdiğinizi biliyorum. Şimdi şöyle de bir durum var. Siz aslında göreve geldikten sonra Aksaray'ın da ilk alt geçit projesine imzanızı attınız. Evet. Bu projenin şu an vatandaşlar tarafından karşılığı nasıl buldu? Neler söylemek istersiniz? Proje ile ilgili zor bir süreçti. Proje aslında zor bir süreçti dediğiniz gibi. Şehrin en önemli noktalarından bir tanesiydi. Düğüm noktası, kilitlenme noktasıydı. Ve burada ışıklarda 5-6 sefer ışık beklenen bir süreç yaşanıyordu. Oradaki yaşayan esnaflarımız, oradaki yaşayan vatandaşlarımız ve o bölgeyi kullanan Aksaraylı hemşehrilerimiz bizden böyle bir talepte bulundular. Biz bu talebi yerine getirmek için altyapı çalışmalarını, proje çalışmalarını tamamladık. İhalesini yaptıktan sonra çok kısa bir sürede, 6 ay gibi bir süre içerisinde yaparak teslim ettik ve şu anda orayı gerçekten kullananlar hem dua ediyorlar bizlere hem de çok memnun olduklarını iletiyorlar. Hemen şunu sorayım, notlarımda da var. 5 yılda 5 megapark yapıldı Aksaray'a ve 510 bin metrekarelik bir yeşil alana sahip Aksaray. Bu yönüyle de aslında Türkiye'de belki de ilk 3 yeşil alan anlamında ilk 3'e girebilir. Neler söylemek istersiniz siz yeşil alanlarla ilgili? Bu yeşil alanlar projesinin devamı gelecek mi? Megaparklarla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi ilk başladığımız zaman göreve metrekareye 8, yani kişi başına 8 metrekarelik alanlar düşüyordu. Şu an itibariyle 14-15 metreye kadar çıktı ve hedefimiz bunu daha da arttırmak. Çünkü şunun farkındayız ki biz yeşil alan insanların rahat nefes alabildikleri, çocuklarıyla beraber güzel vakit geçirebilecekleri alanlar olması gerekiyor mutlaka şehrin içerisinde özellikle. Ve biz dedik ki küçük parklar zaten var, her mahallede en az 5-6 tane parkımız var ama bölgesel olarak büyük parklara da mutlaka ihtiyacımız var ve biz bu çalışmayı da yaparken büyük parklara özellikle önem verdik. İçerisinde birçok aktivitenin olacağı, gençlerin de, yaşlıların da, hanımların da, beylerin de rahat kullanabilecekleri projeler ortaya koyalım diye. 5 tane büyük projeyi başladık ve en son şehrin tam merkezinde, göbeğinde de
yaklaşık 3 ay sonra tamamlanacak, bitecek olan yepyeni bir parka da kavuşturmuş olacağız. O parkla beraber de arkasında yeni bir kültür merkezi, yeni bir kütüphane alanı da oluşturacağız inşallah. Peki bu projelerin yanı sıra aslında festivallere de siz ev sahipliği yapan birisiniz. Kendi bünyenize düzenlediğiniz bir festival de var. O festivalle ilgili biraz bilgi verir misiniz izleyicilerimiz için? Evet. Bu sene Ihlara Festivalimiz vardı. 33.sünü düzenlediğimiz bir festival. Ve konu olarak da 2. Kılcaslan'ı belirledik. 2. Kılcaslan bizim için çok önemli bir lider. Selçuklu döneminde Selçuklu sultanlarından biri, Konya'dan sonra 2. başkent olarak kullanmış. Ve nadir şehirlerdendir iki ismin birde olması. Bizde hem salih insanlar şehri hem de Daruz Zafer Yurdu diye anılır. Dolayısıyla festivalimizin başlangıç noktasını böyle bu şekilde seçtik. 17 Eylül'de Miryokeferon Savaşı vardır. Türkiye'nin, ülkenin, Anadolu'nun tapusunu aldığı bir savaştır. Ve hem onu yad etmek hem de o hafta boyunca etkinlikler düzenlemek için bir çalışma başlattık. Medrese programlarıyla Aksaray'ımızın velilerini, evliyalarını tanıttık. Ve hafta sonuna denk gelen kısımda Sayın Bilal Erdoğan'ın da katılımıyla, Dünya Etnosporla, Okçular Federasyonu'yla, Okçular Vakfı'yla, geleneksel sporlarımızla beraber düzenlediğimiz ok atmadan tutun da cirit oyununa, güreşten tutun da geleneksel oyunlarımıza varıncaya kadar her girenin kendinden bir şey bulduğu, 7 yaşından 70 yaşına kadar herkesin mutlu olduğu güzel bir festival ortamı oluşturuldu. Ve şöyle geri dönüşler almaya başladık. Başkanım, bu çadırlar, bu obalar bulunduğu yerde kalsın ve biz bu yaşantıyı sürekli görmek istiyoruz diye. Şimdi yeni bir projemiz var, başlattık da onu. Şehrimizin içerisinde bulunan bir parkımız var. Adı 2. Kılcaslan, oradan geliyor. Bunun içerisinde yapacağımız obalarla, yapacağımız çadırlarla hem yaşayan bir şehir oluşturmak, yaşayan bir kültür oluşturmak. Yani sanatından tutun, edebiyatına, yemeğinden tutun, her türlü etkinliğin orada gerçekleştireceği alanlar oluşturacağız. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Evet, canlı yayın konuğumuz Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ydı. Kendisiyle Aksaray'da devam eden projeleri ve hedefleri konuştuk diyelim ve söz yeniden stüdyoya bırakalım. Emirhan, biz de sana ve Sayın Başkan'a teşekkür edelim, saygılarımızı iletelim ve veda edelim.